insanlar giysilerindeki kırışıklıkları giderebilmek için değişik yöntemler kullanmışlardır. Odun, cam, mermer gibi aletler yardımıyla ütü yapılmaya çalışılmıştır. Taşların ısıtılıp giysilerin üzerinde gezdirilmesiyle ütünün temelleri atılmaya başlanmıştır. Tarihte ilk kez sapı olan bir demir parçayla ütüleme işleminin yapılması 17. yüzyılda gerçekleşmiştir. Ocaklarda ısıtılarak kullanılan ütüler, zamanla kor ve kömürle ısıtılan içi oyuk ütülerle yer değiştirmiştir. 19. yüzyılda ise ocak ya da sobaların ısıtıcı olarak kullanılması standart hale geldi. İlk elektrikli ütü. 1882 yılında Amerikalı mucit Henry W. Seeley, ilk defa ütünün taban kısmını ısıtmak için elektrik kullanarak günümüz ütülerinin adeta babasını bulmuş oldu. Henry W. Seeley, 6 Haziran 1882 yılında ilk elektrikli ütünün patentini almıştır. Seeley, 1883 yılında ütüyü kablosuz hale getirip daha güvenli bir hale getirmiştir. Tüm bunlara karşın ütü oldukça pahalı ve dayanıksız bir aletti. Elektriğin yeni yeni yaygınlaşması ve satışların düşüklüğü nedeniyle Henry W. Seeley ticari bir başarı elde edememiştir. 1905'te ilk kez son derece hafif elektrikli ütü piyasaya sürüldü. Ütüler zaman içinde gelişti. 1926 yılında Eldez isimli bir kuru temizleme firması buharlı ütüyü üretti. Fakat geçmişteki başarısızlık buna da yansıdı. İnsanlar henüz bunu kullanmaya hazır değillerdi. Bu yüzden bir başarı elde edilemedi. O günlerden beri ütüler çok gelişti. Günümüzde kullanılan ütülerin çok büyük bir kısmı buharlıdır. Üretiminin ilk yapıldığı yıllarda pek ilgi görmese de gerçekten çok yararlı bir özellik olduğu anlaşıldı.